Sayın izleyenlerimiz, şu anda Bafra Ülke Ocakları'ndayız. Bugün Milliyetçi Hareket Partisi Bafra İlçe Başkanlığı tarafından ilçe ilçe anlatma ve aydınlatma toplantısı düzenlendi. Yanımızda ise bugün Bafra'mıza MHP Milliyetçi Hareket Partisi Antalya Milletvekili Sayın Abdurrahman Başkan geldi ve heyetiyle birlikte geldiler. Gerçekten güzel bir program oldu. Dolu dolu programlar oldu, ziyaretler oldu. Biz bir değerlendirme alacağız. Yalnız değerlendirme almadan önce birini Ülke Ocakları'na gelmişken geçmeden duramayacağım. Bundan 5 gün önce Ülkücü Camianın sevilen ismi Çağlar Yıldız'ı da rahmetle anmak istiyorum. Evet Sayın Vekilim, Bafra'mıza hoş geldiniz. Sağ olun. Dolu dolu bir gün geçti. Bir değerlendirme alabilir miyiz? Tabii ki 3 gündür Samsun'dayız bildiğiniz gibi. İlk Samsun bölgemizde ziyaretlerimizde 9 tane ilçemizi ziyaret ettik. Bugünkü ilçe programımızda bildiğiniz gibi Yakaket, Alaçam ve Bafra'mız vardı. Bafra bildiğiniz gibi bölgemizin en büyük ilçesi. Hem bu bölgede hem tarım yapılıyor, hem meyvecilik, hem de hayvancılık ve çeltik en önemlisi yapılıyor. Tabii burada bizim bu adım adım 2023 ilçe içi aydınlatma ve anlatma toplantımızın ana teması, çoğu bu yöredeki sivil toplum örgütlerimiz, muhtarlarımız ve diğer bütün vatandaşlarımız, dava arkadaşlarımız televizyonlarda çoğu zaman da duyamadıkları konular vardı. Bunları biz izah ettik. Meclis çalışmalarımız hakkında bilgiler verdik. Yaptığımız çalışmalar ki Milliyetçi Hareket Partisi pandeminin devam ettiği sürecin sonundan itibaren sahada. Yaklaşık 1,5 yıldır biz sahada. Önce 9 tane bölgede bölge istişare toplantıları, sonra illerde 81 ili tamamladık. Bu hafta itibariyle yaklaşık 800 ilçemizde heyetlerimizle bu toplantıları toplumumuzu bilgilendiriyoruz. Buradaki amacımız, yani yaklaşan seçimler öncesinde toplumla ilgili tezvirat halinde anlatılan birkaç sosyal medya ya da birkaç tane kanal tarafından verilen Türkiye ile ilgili olumsuz çağrıların aslında bunların olmadığını, gerçek olanı, Türkiye'de yaşananları biz hiçbir şekilde noktasına virgülüne dokunmadan gerçekleri anlatıyoruz. Dünyada yaşanan pandemi süreci, peşinden Ukrayna savaşıyla dünyadaki bozulan dengelerin bir faturası var. Bu faturası da her ülke kendi çapında yaşıyor ve bunu belki de en az hasarla atlatan ülkelerden birisi de Türkiye olduğunu da söyleyebilirim. Bu tahıl koridoruyla birlikte dünyanın bir sürü ihtiyacı, gıda ihtiyacı olan toplumlara tahıl koridorunun açılmasında Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin çok önemli bir katkısı zaten, ya da birebir başlatan o, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri ile birlikte bu yapıldı. Bizler de bunu dilimiz döndüğünce toplumumuza anlatıyoruz. Önümüzdeki süreçle ilgili yaşanacak olaylar. Yunanistan faktörü var biliyorsunuz, sürekli olarak Ukrayna gibi kışkırtılıyor. Ukrayna'yı da aynı şekilde kışkırttılar. NATO olarak arkanızdayız, Avrupa Birliği dediler. Adam savaşa girdiğinde bir baktı ki arkasında kimse yok. Sadece sana silah veririz dediler. Şimdi bir kısmı da bildiğiniz gibi Almanya artık silahı da durduracağından bahsediyor. Yunanistan'ı da ortaya sürüyorlar. 1922'de nasıl ki geçmiş dönemde 1919'lu yıllarda onları ortaya sürenler sonra arkalarında durmadılar ve biz de 9 Eylül dünkü biliyorsunuz İzmir'in kurtuluşunun 100. yılında de onların denize döküldükleri 100. yılda biz yine mesajımızı net olarak buradan veriyoruz. Bakmayın sizi kışkırtanlara. Ege Denizi'nde, Akdeniz'de Türkiye ile işbirliği halinde olmazsanız diğerleri sizi kullanır atar. Limanlarınız Çinlilerin elinde, havaalanlarınız Almanların eline geçmiş. Yani siz burada müstemleke bir devlet haline düşmüşsünüz, vekalet devleti haline gelmişsiniz. Yunanistan'ın yapması gereken tek şey Türkiye ile işbirliği halinde gelecek nesillerini kurtarmak. Eğer Ege'de, Doğu Akdeniz'de olacak bir zenginlikte, bir enerji havzasında sizin kimseye ihtiyacınız yok, bizim de kimseye ihtiyacımız yok. Ama bildiğiniz gibi Avrupa Birliği ve Amerika ne onları ne de bizi rahat bırakmıyor. Onlar da kışkırtarak arkasında Amerika Avrupa Birliği'nde efeleniyor ama Cumhurbaşkanımız dedi ki yani bir gece ansız gelebiliriz dediğinde her şey değişti. Yani Türk milletinin bu duygularıyla uğraşmasınlar, sinir uçlarına dokunmasınlar.
100 yıl önce ne olmuşsa dejavu yine 100 yıl sonra da aynı şey başlarına geleceği için akıllarını başlarına almalarını tavsiye ediyorum. Evet, Sayın Vekilim, bizler de Barış Medya Grubu olarak yakinen tüm partilere aynı eşit mesafedeyiz. Fakat son zamanlarda Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı Barbaros Turna ve yönetimi, Ülke Ocakları Bafra Şube Başkanı Başkanı Sayın Ceyhan Düzgün ve yönetimiyle birlikte, tabi bunlar ziyadesiyle köylerde, her yerde tüm sivil toplum örgütleriyle istişare içine girdiler. Ve bu girmelerin sonucunda da bugünkü Bafra Belediyesi Kışlık Kültür Merkezi'nde partilerden ziyade asıl sorunu olan tüm sivil toplum örgütleri oradaydı. Gerçekten güzel bir mozaik oluşmuştu. Bunun için ne diyeceksiniz? Zaten biliyorsunuz, bu genel merkezimiz tarafından başlatılan programlar ilimiz projesiyle gerçekleştiriliyor. Barbaros Başkanımız da, Ceyhan kardeşimiz de, Ülke Ocakları Başkanımız da çok bu konuda ciddi anlamda çalışıyorlar. Enerjileri son derece yüksek. Yani Bafra'ya biz saat 3'te geldik, hala çıkamıyoruz. Yani diğer şehirlerimizde maksimum 2 saatlik programken şu anda kaç oldu? Saat 8 oldu. Herhalde 5 saattir. Evet. Bafra'da. Bafra'ya birazcık pozitif ayrımcılık yaptık. Barış Medya aracılığıyla da tüm çalışanlarına ve Bafralı hemşehrilerimize selam ve saygılarımı iletmek istiyorum.